Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiilin görünüşleri. Vid glagola. Vid manzara anlamına gelen bir Rusça sözüdür. Ama e, İngilizce vid glagola aspects of verbs yani fiillerin aspektleri yani yönleri. Yani iki tane bakış açısı var. Sanki bakış açıları gibi. Bir bakış açısı nisavirşenli vid. Bitmemiş, bitmeyen bir eylem. Öbür bakış açısı ise bitmiş eylem, завершенный Burada onların işte anlamlarını özetledim. Görebilirsiniz. Yani bu bitmemiş bakış açısının genel eylemi, tekrar olunan eylemi, süreci devam eden bir eylemi nitelediğini biliyoruz. Ama завершенный yani bitmiş bakış açısından baktığımız bir eylem somut bitmiş ya da bir kez yapılmış, bitmiş. Ya da eylemin başlan başlanmasını gösteren bir fiildir. Bakalım bunlara birkaç örnek. Aldım burada okumak, çitaç, bakmak, smatret, görmek, vidit. Bunlar işte e, bitmemiş fiiller. Bitmiş fiillerin olması için sadece ön takıyı ekliyoruz. Pra, çitaç, pa smatret, u, vidit. Sevişe nivit için normalde nsv kısaltmasını kullanıyoruz. nsv Sevişe nivit için sv. Bitmemiş bitmiş. bitmiş. nsv sv nsv Genel eylemi niteliyor. Bir örnek. Vçıraya çıtal. İnteresni raskaz. Dün ilginç bir hikaye okudum. Bu genel bir bilgiyi bize bildiriyor. Ben dün okudum. Genel okudum. Esve ise somut bitmiş eylemi bildiriyor. Ya praçetal raskaz katoritı napisal. Ya praçetal raskaz katoritı napisal. Evet, bu da işte somut bitmiş bir eylemi. Okudum, bitirdim. Sen yazıp bitirdiğin hikayeyi ben okudum, bitirdim. Bitmiş eylem. Öbürüne geçelim. Tekrar olunan eylemi gösteren enes ve evdet ve yaçasta çetal skazki. Çocukluğumda sık sık masal okurdum. Burada çital okurdum yani tekrar tekrar. Ama esve bir kez yapılmış ve bitmiş bir eylemi gösteriyor. Вчера получил письмо от друга и прочитал его. Ne oldu? Вчера я получил. Oldu bitti. Письмо от друга. Arkadaşımdan mektup aldım. И прочитал его. Ve onu okudum. Bitirdim. Yine devam edelim. Burada üçüncü. Enes ve burada süreci devam etme karakteristiğini aksettiriyor. Ya 2 часа смотрел фильм. 2 saat filme baktım, filmi seyrettim. 2 saat seyrettim. Şimdi e, kaç saat seyrettim? Süreci gösteriyor. Süreç ne kadar devam etti? O yüzden smatrial diyoruz. Çünkü bu 2 saat devam eden neydi? Süreç. Burada ise eylemin başlanmasını gösteriyor. Ya pasmatriyel vakno. Şimdi ben pencereye baktım ama ben bakmaya devam ettim sonra bu başlangıç. Baktım ve gördüm. Yine de görmeye devam ettim ama gördüm. Bu yani başlangıcı gösteriyor. Ya pasmatriyel vakno, i uvidil izvestnovo Ve Şimdi yine birkaç örnekle anlatacağım. Demek birkaç başka söz var yine. Pisat ne yazmak yine ön takıyla yapılıyor burada SV. Pisat ne Biliyoruz ki ben yazıyorum ya pişu. Sen yazıyorsun ty pişiş. Gelecek zaman şöyle olacak. Ya ne pişu ty ne pişiş. Mesela. Rişat rişit. Evet burada artık farklı fiiller var. Çekimleri de çok farklı olacak. Mesela. Ben karar veriyorum ya da ben çözüyorum. Я решаю, ты решаешь, он решает, мы решаем. Пеки, гелечек, без чозиджес, месела, бен чозиджем, без чозиджес. Я решу, мы решим. Вылолочек. Табики, гечмиш заманда, кола, решал, решил, решала, решила. Делать, сделать. Эвет бурта да сы, он так сывар, сделать. Эвет бунлар биркач ирнекте, Olacak. Bakalım yine örneklere. Ben e, eski bir kitap buldum. Klasik eski kitap. İşte o kaynaktan birkaç resim ve metin kullanıyorum burada. Samir pisal pismo. On napisal yivo. Evet, birinci cümle. Samir pisal pismo NSV Yani bitmemiş. Pisal. Evet, pisal yani o süreç vardı süreç söz konusuydu on napisal gibi sürecin bitmesi bitmesi de söz konusuydu napisal yani bitti bitirdi evet bu örnekte Juan тоже pisal письмо evet bu süreç Juan'la da vardı Juan da yazıyordu No ещё не написал его ama henüz bitmedi bu süreç henüz yazmasını bitirmedi но ещё не написал его ve bu görüyoruz ki burada mektup hala yazılmaya başlanmamıştır. John еще не писал письмо. John ni писал письмо. Ne görüyoruz burada? John ni писал. Bu genel bilgi. Yani genellikle hiç yazmadı, hiç yazmaya başlamadı bile. Ni писал. Ama Juan başladı, писал, написал. Başladı ama bitirmedi. Samir ise başladı ve bitirdi. Samir писал i написал. Süreç ve sonuç. Burada süreç de var, sonuç da var Samir için, Juan için. Süreç var ama sonuç yok. John için ne süreç, ne tabii ki sonuç yok. Buna benzer bir şey, yani sorunu çözmek. John решил задачу и решил Görüyoruz ki burada sorunu çözdü John. Samir решил задачу, но не решил çözmeye başladı çözmeye çalıştı ama çözemedi. Juan не решал задачу. Yani hiç başlamadı bile. Çözmedi o sorunu. Devam edelim. Diyalog. Что ты делал вчера вечером? Писал письмо домой. Bu diyalogda mektubu yazmış, bitirmiş olup olmadığını bilmiyoruz. Burada bu bilgi verilmiyor. Sadece genel bilgi verili veriliyor. Что ты делал вчера Dün akşam ne yaptın? İşte eve mektup yazdım. Ama yazdım bitirdim mi? Yoksa yazmaya başladım mı? O bilgi verilmiyor. İkinci. Где ты был вчера вечером? Дома решал Yine burada çok genel bilgi veriliyor. Решал. Yani sorunlar çözüyordum, problemler çözüyordum. Dün akşam neredeydin? Evdeydim ve problemler çözüyordum. Çözüyordum galiba çözmüş de olabilir, çözmemiş de olabilir. O bilgi verilmiyor. Ты уже написал упражнение? Покажи, пожалуйста. Çalıştırmayı yazdın mı? Artık. Уже написал? Artık yazdın mı? Evet, bu da sonuç. Yani yazdın mı? Bitmiş. Esve. Покажи, пожалуйста. Гюстер Лютфен. Бурда, покажи. Покажи да битмиш. Показать. Показать я не гюстермек. Показывать НСВ. Битмемиш гюстермек. Показать. Покажи. Покажи, пожалуйста. Гюстер Лютфен. Пожалуйста. Буюр. Ты уже решил задачу? Да, решил. Какой ответ? 20 километров. Проблемы чёздюн, Мартик. Эвет я не говорю, да, сонучуем ли. Дзевапне, ерми километры. Тава. Ты уже решил задачу? Я решал ее, но не решил. Очень трудная задача. Эвет, проблемы ч ⁇ здын мертвых. Хайер, ч ⁇ змеяча лишь тем, а Я не сюреч варды, а масонучиок. Ч ⁇ г, зорбир проблем. Ты уже прочитал газету? Да, прочитал. Возьми, пожалуйста. Газеты и окудун битирдин ми? Окумай битирдин ми? не. эвет битирдим. Лютфен ал. Ал ищите. Буйр. Куда ты идешь в кино? Нерея гидиосун синемая. А ты уже сделал домашнее задание? Конечно, сделал. Бурда да сон ученым ли? Эвэ дэвини битирдин ми? яптен. битирдин ми? Evet, yani, Что ты делал вчера вечером? Дюнакшам. Не яптен. Uçuyor yani şiirler öğrendim. Çok iyi şiirler. Ya hızlı öğrendim. Çok çabuk onları öğrendim ya da ezberledim. Ezberledim. İşte burada ne görüyoruz? Genel soruyor. Genel yani dün ne yaptın? Neyle meşgul oldun? Neyle uğraştın? İşte şiir ezberliyordum. Şiirler ezberliyordum. Çok güzel şiirlerdi ama onları ezberleyip ezberlemediğini yani sonucu söylemiyor süreci söylüyor işte bu bununla meşguldüm dün akşam sonra ise diyor çabuk öğrendim çabuk ezberledim burada artık sonucu görüyoruz ya bıstra ve böyle bir bakış açısıyla biz bakacağız fiillere Rusçada ya NSV ya SV ya süreç ya sonuç birkaç başka örnekler Несовершенный вид учить, совершенный вид выучить. Şimdi gördük, öğrenmek ya da ezberlemek. Несовершенный вид вспоминать, yani hatırlamak. Вспомнить, совершенный вид вспомнить. Şimdi şimdiki zaman olacak. Ya вспоминаю, şimdi hatırlıyorum. Ama gelecek zaman я вспомню, hatırlayacağım. Evet, son söz burada çevirmek, tercüme etmek. Переводить перевести, переводить я перевожу, перевожу я перевожу ты переводишь, мы переводим, они переводят, Тамам. а мы, пусть шимдики заман, совершенный вид геледжек заман, я переведу, чевирејем, они переведут, Он на да вам едем, бираз örneklerе бакмая, Демек, заман, ики түр Biri ve biri SV. SV için işte gördüğümüz gibi çekim. Yani fiilin çekimi. ve fiilimin çekimi. Ama enesve fiilimin çekimi ne yapıyor? Şimdiki zamanı yapıyor. Gelecek zaman için budu ve infinitif mastarı kullanmalıyız. Mesela çitaç, budu çitaç. Budiş çitaç, "Я çitaç. Ya budu çitaç raskaz, hikaye okuyacağım. Esve ee, ya praçitayu. Pracitat yani okuyup bitirmek. Ya pracitаю rızkız. Tam yani sürecin sonunu, bitmesini kastediyoruz. Burada ya budu pisat pismo. Yani mektup yazacağım. Bitmesi bitmemesi söz konusu değil. Süreç söz konusu. Burada ya napişu pismo. Burada artık bitme söz konusu. Sonuç söz konusu.

Я не дарс я пачам. Выучу новые слова и прочитаю текст. Я не сёзлер, оренижем, метин окуйжам. Пуартик битмишлер, я не эсвелер. Выучу, прочитаю. Буду заниматься, сюрежи гёстерио. Ама выучу и прочитаю, артик сонуджу гёстерио. Пойдем в кино. Гидалим сине моя. С удовольствием, мем нетле. Но сначала решу задачу. Ама онжо, o problemi çözeceğim. Burada da çözeceğim yani sonuç önemli. Onu çözmek bitirmek lazımdı. Önce onu bitireyim sonra. Tamam mı? Ты будешь читать газету? Нет, я уже прочитал ее. Burada da soru gelecek zaman e, NSV. Yani gelecek zamandaki süreci soruyor. Sen o gazeteyi okuyacak mısın? Хайр артык ону окудум, битирдим. Нет, я уже прочитал ее. Буда СВ. Артык ону окудум, битирдим. Хич сюрежи башламая герек Вы читали роман Горького мать? Буда генель бирбильги. Читали НСВ, генель. Генель ликля. Читали? Нет, еще не читал, но обязательно прочитаю его. Хайр хэнэ ама мутлака заман СВ. Неден? Чунки sonuç önemli yani onu okuyup bitireceğim. ve SV bazı farkları biz burada görüyoruz işte bu mesela tekrar. Я каждый день читаю по-русски. Her gün Rusça okuyorum tekrar tekrar. Вчера я прочитал этот текст очень быстро. Dün bu metni çok çabuk okudum. Bu somut bir kez yapılan bir şeydi yani. Bu metni okudum dün. Я всегда делал домашнее задание вместе с Хуаном. Yani hep yapardım. Bu tekrar olunan bir eylem. Я всегда делал. Burada ise bir kez. Вчера я сделал домашнее задание, а потом вместе с Мартой решал задачи. Bakın, önce burada SV. Yani dün ben yaptım, bitirdim ev ödevini. Ondan sonra ise Marta ile birlikte problemler çözüyordum. Somut bir ev ödevi vardı. Onu bitirdi. Ama Marta ile yaptığı o problemler Rişal Zadaci yani çözdüğümü çözmediğimi önemli değil. Süreçten konuşuyor. Süreci vurguluyor. Yaçasta budu pisat pisma damoy. Ben sık sık eve mektuplar yazacağım. Bu da tekrar olunan bir eylem. Gelecekte. Sık sık yazacağım. Yani bir kez değil. Subotu ya уже napisal первое pismo. Cumartesi günü artık ilk mektubu yazdım. Bu da sonuç. Bitti. Yazdım. Upatribleniye vidav glagola. Yani fiil e, görünüşlerinin kullanılması. Upatribleniye yani kullanılması. Juan çital raskaz ismatrel noviye slavav slavari. Bu NSV. Burada biz ne görüyoruz? Aynı zamanda olan iki eylem. İki süreç aynı zamanda oluyor. Juan çital raskaz hikayeyi okuyordu. Hikayeyi okurken de sözlükte yeni sözler bakıyordu. Yeni sözlere bakıyordu. İsmatriyal novaya slava slavari. Burada ise ne görüyoruz? Burada ardışık eylemleri görüyoruz. Snaçala Juan praçital raskaz. A potom napisal pismo. Burada süreci görmüyoruz. Burada sürecin bitmesini görüyoruz ve yeni bir sürecin başlayıp bitmesini görüyoruz. Önce Juan hikayeyi okudu ve tabii ki bitirdi. Sonra ise mektubu yazdı, onu da bitirdi. Birkaç yeni fiillere bakalım. Asmatrivat. Asmatret. Asmatret As görüyoruz ki bu smatret gibi. Smatret, pasmatret, osmatret, yani böyle her taraftan bakmak bir şeye, her taraftan seyretmek. Asmatrivaç, her yandan. M mesela muayene diyorlar işte, e, doktor muayene ediyor. Asmatrivaç, balnova. Yani hastayı muayene ediyor. Ama mesela şehri de dolaşıp seyredebiliriz ya yani da bakabiliriz şehre. Asmatrivaç, gorod. Sprashivaç, sprasit. Bu da sormak. Sprashivaç, sprasit. Evet. спрашивал, спросил. Встречать, встретить. Удакарши ламак. Встречать, встретить. Шимди. Когда я осматривал город, я встретил своего старого друга. Бен шехре бактым да. Я да шехри гездим да. Эски аркадашима раст гельдим. Эски аркадашим Или делим. Я встретил своего старого друга. когда я осматривал bu NSV süreç. Yani bu şehri gezdiğim süreçte я встретил burada da süreç değil. Burada bir olay, bir sonuç diyelim. Встретил. Yani artık o oldu. Ki o onunla karşılaştı. O yüzden SV. Birinci NSV, ikinci SV. Yani bir şey yaparken bir şey olduysa böyle ona NSV, SV oluyor. Ve daha da var. кинотеатры i̇şte, Когда я шел в кино, я встретил Марту. Защита будет сюреч, Буду сонуч. Сюреч нейди, когда я шел в кино. Сина моя. Гиттинде, йолда, я не юридюмде. Не олду, я встретил Марту. Марта и лакаршилаштам. Когда Марта ехала из цирка, она встретила Хуана. Марта да сирктен гельдинде, э, ya da sirkten döndüğünde çünkü is sirk yani sirkten galiba döndüğünde diyebiliriz. Ana встретила Juan'a Juan'la karşılaştı. Yine Yehala NSV встретила SV Biz bunları karşılaştırabiliriz. Sravnite, пожалуйста lütfen karşılaştırın. NSV 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 SV 3 SV, SV. tane, 3 türlü bir 3 tür cümle var burada. Birinci tür, ikisi de NSV. İkisi de NSV olduğundan ne oluyor? İki tane süreç oluyor, aynı zamanda eş zamanlı olarak oluyor. Когда я писал письмо, я вспоминал свою семью. İşte mesela ben mektup yazarken ailemi hatırlıyordum. Ya da ben mektup yazdığımda hep ailemi hatırlıyordum. Böyle bir şey. NSV, SV. Şimdi biraz önce gördüğümüz. Когда я писал письмо, своему другу, я вспомнил, что обещал прислать ему фотографию. Bu da somut bitmiş bir şey. Yani birden aklıma geldi. Hatırladım ki ya bu mektubu yazarken arkadaşıma mektubu yazarken birden hatırladım ki e, resmi ona göndermeyi vaat etmiştim. Söz vermiştim ona. Evet burada işte vzpominal simyu bir süreç ama vzpomnil süreç değil. Вспомнил somut bitmiş bir olay. Aklıma geldi gibi. A. Ah, bu artık başka bir şey. Bu esve. Bu bakış açısı. İki tane esve de şöyle. Önce biri, sonra öbürü. Когда я написал письмо, я вспомнил, что не купил конверт. Mektubu yazdıktan sonra hatırladım ki zarf almadım. Zarf almadığımı hatırladım yani. Şimdi ise bir çizgi filminden örneklere bakalım ve bununla dersimizi bugün bitirelim. Bunları burada sarıyla belirttiğim NSV, kırmızıyla belirttiğim SV olacak. Demek iki tane NSV görüyoruz ve çevirisini de görüyoruz. В городе жил крокодил по имени Гена. А работал он в зоопарке. Şehirde Gena adında bir timsah yaşıyordu ve o hayvanat bahçesinde Челышиорт. В городе жил крокодил по имени Гена. А работал он в зоопарке. Он Нансонра, сонра. Китане СВ битмиш. И они решили построить домик для тех, у кого нет друзей. Веонлар, аркадашлары, олмайнлары, чинби эв курмая, карар Evet, bunlar da hepsi sonuçlar. Karar verdiler, kurmak, yani kurup bitirmek, kurmayı bitirmek. İnşa etme süreci önemli değil, inşa etme sonucu önemlidir. İnşa etmiş olmak önemlidir. O yüzden pastroid diyoruz. Reşili pastroid. Kurmaya ya da inşa etmeye karar verdiler. И они решили построить домик для тех, у кого нет друзей. Бурдаисе корышик, hem nsv hem sv gyurios. Галичек скажет, а сейчас Чебурашка скажет вам речь. 70 Чебурашка синчен конушма япадяк. Чебурашка да конушма сыны япар дерки. Мы строили, строили и наконец построили. Ура. Türkçesinde de gördüğümüz gibi yazmaya çalıştım. Biraz yazmak zor çünkü строить inşa etmek ve построить de inşa etmek. Yani inşa ediyorduk, inşa ediyorduk, sonunda inşa ettik gibi bir şey. O da anlamsız bir şey çıkıyor Türkçe. O yüzden yazdım ki biz bu inşaatla çok uğraştık. Строили, строили. Çok uğraştık, uğraştık. И наконец построили. Сонунда битердик. Иншайтик битердик. Хура. Сейчас Чебурашка скажет вам речь. kısımda yine NSV var sonra SV. A сейчас мы будем записывать всех, кому нужны друзья. Şimdi ise arkadaşlarına ihtiyacı olan herkesi kaydedeceğiz. Şimdi burada запишем de söyleyebiliriz. Fakat bunlar süreçten konuşuyorlar, sonuçtan değil. Будем записывать, yani sürece başlayalım. Kaydetmeye başlayalım böyle gibi. Yani sonuçtan konuşmuyorlar burada. Зачем записывать? Кайдет мне за не герек вар. Я да ничин не ден, кайдет кайдет десенис. Зачем записывать? И да? Зачем записывать генель оларак? Я не кайдет мне не анламу вар. Зачем записывать? Мы уже все подружились. Буда битти. Я не без аркада шел дук. Хейп без аркада шел дук биле. Дас. Буда русчада биле сударь. Эфендим гиби. Эвет эфендим. Базен дас. şey diyorlar su, su Ama bu biraz eski e, tabii ki. E, şimdiki zamanda artık kullanmıyorlar. edebiyatta çok var. Mesela Dostoyevski de Tolstoy da çok var böyle bir konuşma. Çünkü eskiden insanlar daha çok böyle konuşuyorlardı işte. Das. Evet efendim. Мы действительно подружились. Gerçekten arkadaş olduk. На стройке inşaatta. А сейчас мы будем записывать всех, кому нужны друзья. Зачем записывать? Мы уже все подружились. Да, мы действительно подружились. На стройке. Вот здесь есть свой файл и yani arkadaş ettiler ya arkadaş olmalarını sağladılar işte padrojeli. Что же это получается? Получается ama şimdiki zaman yani bu ne oluyor böyle? Строили мы, строили и все напрасно. Bu da iki tane geçmiş zaman enes ve yani yani inşa etmekteydik, inşa etmekteydik ve boşuna. Yani biz inşaatla o kadar uğraştık ve her şey boşuna mıydı? И совсем не напрасно. Hiç de boşuna değil. Это же мы их подружили. Он на рынке Маларный Малавин Биссаладык. Эве, бурда, табики, битмиш. Сонуч. Артык битти он. Артык Аркадашлар. Подружили. А здесь будет жить Чебурашка. Бурдайся Чебурашка, Яшия Джак. Будет жить Чунки Генель Оларак, Яшия Джак. Ведь он живет в телефонной будке. Шимдеки заман. Чунки Шуан телефон клубе Правильно, дымми? Правильно, правда, правильно, правильно, я не Туча Турче, тильми. Йолио, Бенча. Что же это получается? Строили мы, строили, и все напрасно. И совсем не напрасно. Это же мы их подружили. А здесь будет жить Чебурашка. И ведь он живет в телефонной будке, правильно? Burada yine iki tane S bir tane nsv görüyoruz. Net, 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 нет. Давайте отдадим этот дом детскому садику. Hayır, hayır. Bu evi ana okuluna verelim. Verelim, отдадим. Давайте отдадим. Отдадим. Yani bu sonuçtan konuşuyor. Tutalım ki biz onu NSV olarak söyleyelim. Давайте будем отдавать. O da bir bitmemiş bir şey gibi yani o ana okuluna vermeye başlayalım, vermeye çalışalım gibi olacak. Ama biz onu tamamen verip de bitirmek istiyoruz artık. Vermek istiyoruz. Sonucu istiyoruz. O yüzden diyoruz davayte addadim etat dom detskomu sadiku. Evet. Ve Çeburaşka diyor ki A tam budu rabotat игрушкой, yesli minya vazmut. Budu rabotat. Yine bu genel ve tekrar olan öyle diyelim ki devamlı bir eylemden bahsediyor. Yani ben orada hep çalışacağım. Ya budur работать игрушкой. Ben de orada oyuncak olarak çalışayım. Tabii ki bu gelecek zaman ama işte o teklif ediyor diye ben çalışayım. Если меня возьмут. Eğer beni alırlarsa. Если меня возьмут. Eğer sonuç öyle olursa ki sonuçta beni almış olsalar alırlarsa. Evet arkadaşlar, umarım ki bu ders de sizin NSV ve SV yani bu iki tane bakış açısını anlamanıza yardımcı olmuştur. Ve ben size her türlü başarılar diliyorum. Rusça iyi öğrenesiniz. Görüşmek üzere.